Kameralarımızı Ege'nin incisi Bodrum'a çeviriyoruz şimdi. Bakalım Türkiye'nin en önemli turizm merkezinde yaşanan sıcak gelişmeler ne? Gümbet'ten Yalıkava, Türkbükü'nden Gümüşlü'ye, Bodrum'un dört bir yanında yaşananlar. Güzel kız kıza tatil. Ben birazcık kontrol manyağı bir kadınım. Bodrum'da plajları sallayan konserler. Ve ünlü isimlerle çok özel söyleşiler Magazin 8'de. Tanıklardan biriyim, hani ilk duyanlardan biriyim. 41 yaşıma girmiş oluyorum. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ hobisini işe dönüştürdü. Sürekli taktığı göz alıcı takıları Bodrum Yalıkavak'ta açtığı bir dükkanda satmaya başladı. Geçtiğimiz haftada gecikmeli de olsa bir açılış partisi verdi. Biraz mağazamın açılışı, aslında açılış yapalı çok uzun zaman oldu ama Ramazan'a denk geldiği için açılışımız, böyle bir davet yapabilme imkanımız olmamıştı. Yeni işle birlikte imajını da yeniledi Pınar Altuğ. Bodrum güneşiyle teni koyulaşırken saçları açıldı. Ünlü oyuncu karşımıza sarışın olarak çıktı. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel, gel gel gülüşüm gel, gel çok karışım gel. Son zamanlarda tüm hayatını yeni mağazasına adamış Pınar Altuğ. Üstelik çok talep olmasına rağmen başka bir yerde ikinci bir şube açmayı da düşünmüyormuş. Bakın neden. Ben birazcık kontrol manyağı bir kadınım ve kendim mağazamın başında olmalıyım. Her akşam da elimden geldiği kadar mağazamdayım zaten. Birkaç yerde olursa ben bölünüp kendimi paralarım herhalde. Pınar Altuğ'un hayaliymiş bu iş. Üstelik hayalini gerçekleştirirken fazla kilolarından da zahmetsizce kurtulmuş. Bana 4 kiloya mal oldu valla. Memnunum. Yaza girerken 4 kilo vermek çok iyi bir şeydi yani. Çok iyi bayağı. Evet çok, işte mağazayı düzenlerken 4 kilo gitti. Bu arada uzun bir süredir setlerden uzak olan Pınar Altuğ bu kez beyaz perdede boy gösterecek. Hem de eşi Yağmur Ataşan'la birlikte. Pamuk Prens'te misafir oyuncu olarak oynadım. Tamer'in filminde. Yağmur'la beraber oynadık zaten. Minik Su da annesine yardım etmek için gelmiş. Ama biraz utangaç gibi kameralarımızı görünce hemen saklandı. Gelmez. Hiçbir zaman sevmedi kameraları. Sosyetenin ünlü simalarından Feryal Gülman da açılışta. Yeşil üstüne çiçek desenli bol pantolonu ve toz pembe tişörtüyle Bodrum sıcağında bile şıklığından ödün vermemiş. Bir süre sonra Yağmur Atacan da gruba katılıyor. Ama beyefendi biraz dertli. Pınar Altuğ zaten uzun boylu. Bir de topuklu ayakkabı giyince ortaya bu manzara çıktı. Maşallah. Hadi biraz deniz kıyısına doğru gidelim ve en son Kertenkele dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Mehtap Bayrı ile sohbet edelim. Güzel, süper gidiyor. Biraz şey böyle sakin. Güzel kız kıza tatil. Dünyanın en tatlı şeyi. Mehtap Bayrı kız kıza tatilin tadını çıkarıyor. Somon rengi mini eteği, bikinisinin üstüne giydiği siyah tül gömleği ve hasır şapkasıyla plajda bile şıklığından ödün vermemiş. Cuppa, cuppa, cuppa. Cuppa da cuppa, cuppa. Bağıra çağıra bas bas. Sabaha kadar dans. Tatil planının ucunu açık bırakmış ünlü oyuncu. Yani dizi çekimleri başlayana kadar Gümüşlüğün tadını çıkaracakmış. İşlerden haber gelince herhalde Temmuz, Ağustos sonuna doğru başlayacak çekimler. İşte çekim başlayana kadar kalmayı düşünüyorum. Mehtap Bayrı Kertenkele dizisinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Timur Acar ve Eda Özerkan'la birlikte rol alıyor. Zaten hatırlarsanız düğünde ve kına gecesinde de yakın dostlarını yalnız bırakmamıştı. Meğer daha öncesi de varmış. Timur Acar ve Eda Özerkan'ın düğün fotoğraflarını çektirmek için Rize'ye gittikleri o mini tatile de katılmış Mehtap Bayrı. Timur ve Eda ile gittik beraber. Düğün öncesi fotoğraf çekimleri orada yapıldı. İnanılmaz güzeldi. Üşüdük, ısınmak için düğünü yaptık, Bodrum'a koştuk. Ünlü oyuncu Bodrum'da tatilde ama aklı hala düğünde. Masal gibi bir düğün oldu gerçekten. Bir de ben onların aşklarının başlamasına da böyle tanıklardan biriyim. Hani ilk duyanlardan biriyim. O yüzden benim için çok özeldi.
nikah şahitliklerini de yapmak nasip oldu. Onun için de çok mutluyum ayrıca. Mehtap Bayra'nın dizideki rol arkadaşlarından biri de Survivor'ın şampiyonlar şampiyonu Turabi. Ne yaptın Adnan kardeş ya? Benim bütün aleme rezil ettin ya. Dizi sayesinde Turabi ve Mehtap Bayrı yakın arkadaş olmuş. İş bittiğinde o kadar güzel mesajlar attık. Hani sette de öyleydi hepimizle. Diyaloğu çok hoştu. Ekiple de öyle, bizimle de öyle. Ben çok seviyorum Turabi. Davranışını, duruşunu, tavrını seviyorum. Harbi adam yani. Müzik sesini takip ederek Gümbet'e gidiyoruz. Son zamanların en çok konuşulan şarkıcılarından Ebru Gündeş'in eski vokalisti Derya Ulu sahnede. Masaların üstüne çıkanlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmeye çalışanlar. Derya Ulu söyledi, gençler coştu. Fenerbahçe forması giydikten sonra kariyerine farklı kulüplerde oynayarak devam eden ünlü futbolcu Anelka da Bodrum sevdasından vazgeçmedi. Ünlü futbolcu eşi ve çocuklarıyla Bodrum'da tatildeydi. Usta sanatçı Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre de Bodrum'da. Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutlamak için tüm aile bir araya gelmiş. Oğlu, torunu, gelini, herkes orada. 41 yaşıma girmiş oluyorum. Teşekkür ederim. Öyle hissediyoruz daha doğrusu. 5 Ağustos usta sanatçının doğum günü ama pastanın üstüne 3 kişilik mum koyuldu. Bakın neden. Bu akşam ailece benim doğum günüm bugün. Bu günde beraber bir yemek yemek istedik. Tesadüf dün oğlumun doğum günüydü. Bugün benim yanımda kızımın, gelinimin doğum günü. 3-4-5 tesadüf. Yani bu birlikteliği hep beraber yaşıyoruz. Tesadüf bu ya. Aynı gün şarkıcı Serkan Kaya'nın da doğum günüymüş. Böyle olunca masaya bir kişi daha eklendi. Serkan Kaya, ustam dediği Orhan Gencebay'ın doğum gününü dillere dolanan bir Orhan Gencebay şarkısıyla kutladı. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü diye. Berkudar ol. Sağ ol. Bodrum turumuzda şimdi de Bengül'ün sahnesindeyiz. Göbeğini açıkta bırakan halter yaka tişörtü, siyah tül üstüne yeşil püsküllerden oluşan ve deniz kızının kuyruğunu andıran eteğiyle hem rahat hem şık bir tercih yapmış Bengü. Bengü şarkı söylerken konfetiler atılıyor mekanın balkonlarından. Sanki yaz ortasında kar fırtınası var. Sadece şarkılarıyla değil, danslarıyla da izleyenleri coşturmayı başarıyor Bengü.